Assalamu alaikum, hürmetli kanalımda dolar. Murphy ikinci kısım kitabına derse 71-72. Unit demek. Countable nouns with Aaron and Sam demek. Seneler yigen otlarını noun article ve Sam almışı bilen işletilmişini görəmiz. Demek. Countable nouns can be singular or plural. Demek. Seneler yigen otlar birlik ve küplükte buluşu mümkün. Mesela a dog, it, dogs, itler. Demek is koşumçası lerden bildirədi. Lekin biz küplükdəki ot olduğunu artikel işletməyimiz. Child, bola, children, bolalar. Evening, evenings, party, parties, umbrella, Demek sənələr digən otlar olduğundan biz anıq yok ki noanıq artikel işletəmiz. Birlikdə bolsa, sənəlməy digən bolsa biz samlı işletişimiz mümkün. Yok ki umumam artikel koymayımız oldu ki. Demek before singular countable nouns you can use an. Demek birlikteki seneler degen ot oldan siz noun mana şu ikkita noun article'ni işletishingiz mumkin. Eğer de undosh bilan boshlansa a, eğer ulli bilan boshlanadigan bo'lsa n'dan foydalanasiz. Bye, have a nice evening. Demek bu yerde hozir evening i bilan boshlangani bilan lekin mana bu have a nice evening degan birikme qotib qolgan o'shaning uchun shundayligicha yoziladi. Keyingisinda do you need an umbrella? Senga soyabon kerakmi? Bunda da umbrella you bilan boshlanganligi uchun an artikli ishlatilyapti. Xo'sh, keyingisi you can't use singular countable nouns alone without. Demek siz birlikdagi sanaladigan otlarni hech qachon artiklsiz yoki almashtirib ishlata olmaysiz. Demek she never wears a hat. Demek u hech qachon shlyapa kiymagan. Kiymaydi. Be careful of the dog. Demek itten ehtiyot bol. What a beautiful day. Qanday ajoyib kun. Did you hurt your leg? Demek oyog'ing jarohatlandimi? Mana sanaladigan otlar oldidan article yoki biz olmasha ishlatishimiz mumkin. Lekin sanalmasa ishlatmaymiz. Ko'plikda bo'lsa ham ishlatmaymiz. Keyingisi we use an to say what kind of thing something is. Demek biz noaniq artikelni biror bir narsa qanday bo'lsa yoki biror bir narsa qanday vazifani bajarishligini aytsak yoki what kind of person is somebody biror bir odamni qandayligini tasvirlasak mana shu paytda biz noaniq artikellardan foydalanar ekanmiz. That's a nice table. Bu judayam ajoyib kursi. Demek mana bu yerda table stolni oldidan aniq artikel ishlatilgan qanday stolligini ta'riflab kelyapti. In the plural we use noun alone, not some. Demek ko'plikda biz sanaladigan otlarni yolg'iz ishlatar ekanmiz, hech qanaqa samsiz yoki artikllarsiz. Those are nice chairs. Bu juda ham ajoyib kursilar deyapti. Demek bu yerda chairs ko'plikda bo'lgani uchun bu yerda hech qanaqa artikl ishlatilmayapti. Demek compare qilar ekanmiz singular plural. Demek a dog is an animal. Demek it bu hayvan deyapti. Demek bitta it bo'lganligi uchun birlikda ve o'shaning uchun ham biz animal birlikda bo'lganligi uchun noaniq artikl ishlatyapmiz. Lekin dogs are animals desek, itler bu hayvonlar deb hayvonlardir deb aytadigan bo'lsak, ko'plikda bo'lganligi uchun biz uni oldin artikl ishlatmaymiz. Xuddi optimist birlik bo'lgani uchun I am optimist, men optimistman. Ana noaniq artikl we are optimists. Biz optimistlarmız deyip küplükte bulabilen bulsa işletilmeydi. Hüttü doktor, doctors. Jane is a really nice person. Demek Jane cüdeyen yakışı insan. O dem de yaptı. Jane and Ben are really nice person. Demek Jane bilen Ben cüdeyen yakışı insanlar. Demek person bu birlik. People, küplük bu genel için bunu olduğundan hiç kanakkanıma işletilmiyordu. Kıskas, umumi kılıp ayta digen bulsak, birlikteki seneler digen otu olduğundan artikel işletiriz. Eğer bu şey ot küplükte bula digen bulsa, artikel işletmez digen koyla gelip çıkardı umumilaştırıp ayta digen bulsak. Gengisi, we say that somebody has a long nose, a nice face, blue eyes, long fingers. Demek adamlarını biz tasvirlayotganda, yani odamni qandayligini tasvirlab, describe qilib berayotganda biz have fe'lidan foydalanamiz va quyidagi birikmalardan foydalanamiz. Masalan, Jake has a long nose. Demak, Jake'ni burni uzun deyapti. Uzun burunli Jake. Demak, bu yerda nose burundan oldin artikel ishlatilyapti. Keyingisinda Jake has blue eyes. Demak, Jake'ni ko'k ko'zlarga ega deyapti. Ko'k ko'zlari bor. Ya'ni endi bu eyes ikkita ko'plikda bo'lgani uchun buni oldidan artikel ishlatilmayapti.
Demek insan tən azalarını nima qilayotganda long hair yoki uzun saçları var deb nima qiladigan bo'lsak, uzun saçlar ko'plikda bo'lgani uchun artikel ishlatilmaydi. Agar bitta saç bo'ladigan bo'lsa, sanab bo'ladi. O'shaning uchun artikel ishlatishingiz kerak bo'ladi. Oldingi darslarimizda ko'rganimizdek. Xo'sh, we use an when we say what somebody's job is. Demak biz an artikelni kasb nomlari oldidan desak to'g'ri bo'lar. Yani kimlarni kasbini nima ekanligini aytmoqchi bo'lsak, biz an olmasidan foydalanamiz deyapti. Uzr olmas deyapman. Non artikeldan Sandra is a nurse demak. Sandra hamshira deyapti. Demak mana bu kasb nomlari oldidan biz non artikel ishlatamiz desak to'g'riroq bo'ladi. Demak odamlarning kasbi kimligi haqida biz tasvirlab aytayotganimizda biz nonik artikel ishlatamiz. Kasb nomlari oldidan mana bu nurse hamshirani oldidan ishlatilyapti. Would you like to be an English teacher? Ingliz tili o'qituvchisi bo'lishni xohlaysanmi? Mana bu yerda English teacher teacher o'qituvchi. Endi bu yerda i ulli bilan bo'lganligi uchun an nonik artikel ishlatilyapti. Xo'sh, keyingisi you can use some with plural countable nouns. Demak biz some'ni bir qancha ko'plikdagi otlar oldidan ishlatishimiz mumkin. Well, we use some in two ways. Demak some'ni ikki xil usulda ishlatishimiz mumkin. O'z asl ma'nosi biroz bir qancha degan ma'noni bildiradi. Xo'sh, birinchi ma'nosi biz some'ni a number of, bir qancha, bir nechta, a few of, ozgina yoki a pair of, bir juft, bir necha juft degan ma'nolarda birinchi ma'nosi shu. Ikkinchi ma'nosi some'ni some but not all. Demak, some biroz, bir qancha, ozgina degan ma'noni anglatadi, lekin hammasi emas degan ma'noda. Keyingisi, demak, I've seen some good movies recently. Demak, movies, kinolar ko'plikda bo'lganligi uchun biz uning oldidan aniq artikel emas yoki noaniq artikel emas, some'dan foydalanishimiz mumkin. Demak, men bir nechta yaxshi kinolarni ko'rdim yaqinda. Some friends of mine are coming to stay at the weekend. Bir nechta do'stlarim mening uyga qolishga kelyapti. Demak, friends ko'plikda bo'lganligi uchun some kelyapti oldiga. Demak, I need some new sunglasses. Menga bir nechta yangi ko'zoynaklar kerak. A new pair of degan ma'noni bildiryapti, ya'ni some bu yerda. Often you can say the same thing with or without some. For example, I need some new clothes or new clothes. Demak, biz odatda some'ni ishlatsagan bo'lar ekan, ko'plikdagi otlarni oldidan ishlatmasagan bo'lar ekan, farq yo'q ekan. Demak, tashlab ketsak ham, tashlab ketmasak ham muammo bo'lmas. Hech qanaqa xato bo'lmaydi. The room was empty apart from a table and chairs. Demak, xona bo'm-bo'sh, stol va stuldan tashqari. Demak, bu yerda some chairs desak ham bo'ladi, some'ni qo'ymasak ham bo'ladi. Don't use some when you are talking about things in general. Unit 75. Demak, some'ni biz umumiy narsalar haqida, general narsalar haqida gapirayotgan paytda biz some'dan foydalanmas ekanmiz. Ya'ni I love bananas. Demak, men bananlarni yaxshi ko'raman. Umumiy ma'noda bananas ko'plik, not some bananas. Ya'ni agar bu yerga some'ni qo'ysak, bir qancha bananlarni yaxshi ko'raman bo'ladi. Agar bo'lib qolardi. Lekin general umumiy banan qanday banan pishganmi pishmaganmi farqi yo'q. O'sha banan bo'lganligi uchun umumiy bo'lyapti. Agar samni qo'ysak, bir qancha bananlarni faqat pishganini yoki pishmaganini aniq bo'lib qolardi. My aunt is a waiter. She writes books. Mening ammam yoki xolam writer, yozuvchi, u bir nechta kitoblar yozgan, books, kitoblar. Endi bu yerga sam bo'ladigan bo'lsa, bir qancha kitoblar bo'lib qoladi. Demak bu grammatik jihatdan noto'g'ri bo'lib qoladi some'ni bu yerda qo'llasak. Xo'sh, some ikkinchi ma'nosi biroz bir qancha degan o'zining asl ma'nosi. Some children learn very quickly. Ba'zi bir bolalar juda ham tez o'rganadi. Hammasi emas, ba'zi bir. Tomorrow there will be rain in some places, but most of the country will be dry. Demak, ertaga bu yerda ozgina yomg'ir bo'ladi ba'zi bir hududlarda, lekin mamlakatning katta qismi quruq bo'ladi, yomg'ir yog'maydi. Ya'ni bu yerda biroz bir qancha viloyatlarda yoki bir qancha tumanlarda degan ma'noda kelyapti ham. Xo'sh, agar bu yoqda vazifalar berilgan, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Demak, 72-unitimiz aniq noaniq artikel an va z aniq artikel haqida ko'rib chiqamiz. Demak, noaniq artikel nomidan ham aytyapti, nomi qandaydir degan ma'noda keladi. Z aniq artikel nomidan aytyapti, ya'ni
Ana beraber derse. Demek, I had a sandwich, an apple for lunch. Demek, ben sandwich için var idi ve sandwich ve apple. Ben de sandwich ve olma var, çüşlük için var idi. Had, past simple. Demek, a sandwich ben an apple bol yaptı. Demek, ki kuramız bunun, Joey says a sandwich an apple. Demek, bitti sandwich, bitti olma. Because this is the first time he talks about them. Demek bu yerde no anlık artikel işletilişe sebep sandwich bile olma hakkında bu birinci mertte gapper yaptı dedi. Kendi sandwichliği, kendi olma, kızıl, kök, pişken pişmeyen no anlık. Bırar bir nersi hakkında biz birinci mertte gapper yaptıken bulsak no anlık artikelden faydalanırız. Bu şey nersi hakkında ikinci mertte gapper yaptıken de biz yine anlık artikelden faydalanırız. The sandwich wasn't very good. But the apple was nice. Demek sandwich önce yakışmasaydı, lakin olmaya cüde yakışıyordu. Demek bu artikelin umlaştığı bir tane koyda da ayırtıyken bulsak, İngiliz dilde biz burada bir nersi hakkında birinci mertte ayırtıyken bulsak, no anlık artikelden, bu şey nersi hakkında ikinci mertte ayırtıyken bulsak, yani o anlık artikelden faydalanırız. Bana şu bütün bir numarası hesaplanalım. Artikelin koydası hesaplanalım. Joey says the sandwich the apple. Yani kör yapsın ikinci gapta. Yani birinci gapta kandaydır sandwich bilen kandaydır olma dedi. Yani ikinci gapta yine sandwich bilen apple'ını tekrarla yaptı. İkinci mertte yine de sandwich. Kaysi sandwich? Yani bu birinci ayetken sandwich'i. Yani bu şey, yani önce yakışı basıyordu ama olma yakışıydı. Anak olma, kaysi olma. Boya birinci mertte ayetti. Mendeki olma, demek bu şey olma. İkinci mertte kirli yaptı. Bu yerde tekrarlayın. Bu şey önce the anak artikeli işletilene yaptı. Demek Joey now says the sandwich the apple because we know which sandwich and which apples he means. Demek çünkü biz bilemiz bu kaysa olma bilen kaysa sandwich hakkında gapper yotkerliğine dedi. Dedi the sandwich and the apples had for lunch. Demek ikinci mertte gapper yotken için bu şey hakkında the anak artikeli işletilene. Compare kılarken A and Z in these examples. A man and a woman were sitting opposite me. Demek ayol ve erkek benim olduğumda oturgandı. Demek kaysa ayol, kaysa erkekliği normalim. Lekin benim karama karşımda oturgandı deyip ayet yaptı. Şimdi ikinci gapni boşta yaptı. The man, bana bu adamla ayet yaptı. Who is American? Şimdi anıklaştır yaptı o şey birinci narsana. Bana bu birinci kişi, kandaydır kişi Amerikalı dedi. But I think the woman who is British. Lekin benim ulaşımca ayol the woman. Britanyalı dedi. Demek kur yapsız yukarıda koydaki şu yaptı. Birinci mertte ayet yaptı. No anlık artikel ayet yaptı. Ayol ve erkek deyip. Üç ayol ve erkek. İkinci mertte tekrarla yaptı. Kengi yaptı. The bilen işlet yaptı. Yok ki. When we were on holiday, we stayed at a hotel. Demek biz kaçan ki biz seyahatte bulgenimizde biz mehmanxonada kaldık. Kandaydır bir mehmanxona. Hadi anıklaştırılmadı. Kengi yaptı yanda uşa mehmanxonanı anıklaştırırsa zı bilen birimiz. Sometimes we ate at the hotel. Demek bazı da biz hotelde ovqatlandık ya. Mehmanxonanın özü de ovqatlandık. Kaysi mehmanxonada? Birinci ayetken mehmanxonası da. And sometimes we went to a restaurant. Demek bazı paytlar biz restoranga gittik. Demek restoran gapta birinci marta kullanılışı bu şey için no anlık artikelde işletim yaptı. Ama the restaurant's food was delicious deyip aytadigan bo'lsa, endi restoran ikkinchi marta gapda kelayotgani uchun the restaurant bo'lib boshlanadi. Chunki birinchi marta takrorlandi, ikkinchi marta kelganda bu yerda the restaurant's food was delicious. Demak, restoranning ovqatlari juda shirin edi. Demak, qoida xuddi shunday. Xo'sh, keyingisi we use the when we are thinking of specific thing. Demek biz mahsus bir narsa hakkında oylayotganimizda biz the anık artikeldan faydalanamız deyapti. Compare A and Z. Tim sat down on a chair. Demek Tim kursiga oturdu. Demek xonadagi qaysidir kursiga aniq emas. Birinci marta kelyapti o'sha kurs. Tim sat down the chair nearest the door. Demek Tim kursiga oturdu. Kayski ilişkinin olduğu yakınıge, en yakınıge ilişkinin olduğu dedi. Demek kayısı kursu geldiği anık buldu. Hone'de 10 tane kursu buladıkken bulsa, birincisi de a chair bul yaptık. Kandaydır kursu 10 tanesinden bir tanesine, kayısı buradaki normalim. Lekin the chair deyip belirledikten bulsak, anıklaştırıp,
Hani işini olduğu yerge en yakın işten kırgen de birinci kürsüge oturdu. Mene şu eğer spesifiksin yani maksuz anık bir narsa hakkında yapırsak mene şu beysizden faydalanamız. Yani do you have a car? Sende maşine var mı? Demek kanday maşine o elektromobil mi yok ki kamaz mı kiyatta farkı yok. Car not a specific car but I cleaned the car yesterday. Demek keçe mi maşineni tozaladım. Kaysa maşineni? Özümün maşinamni, my car ni. Demek farkı mana şunda. Spesifik, mahsus bo'ladigan bo'lsa, biror bir narsa z bilan beriladi. Noaniq, umumiy bo'ladigan bo'lsa, a bilan beriladi. We use an when we say what kind of thing or person we mean. Demek biz noaniq artiklni biror bir narsa yoki odamni tasvirlayotganda yoki aytayotganda biror bir narsani what kind of qanday turdagi narsa ekanligini, qanday turdagi odam ekanligini aytmoqchi bo'lganda foydalanamiz deyapti. We stayed at a very cheap hotel. Hotel. Demak biz juda ham arzon mehmonxonada qoldik. Demak juda ham arzon degani tasvirlab kelyapti qanday mehmonxona ekanligini. A type of hotel, juda arzon mehmonxona. Keyingisi the hotel where we stayed was very cheap. A specific hotel. Demak biz qolgan mehmonxona qaysi ki juda ham arzon edi. Demak The Hotel. Bu yerda aynan qaysi mehmonxona ekanligi aniqlashtirib aytyapti. Qandaydir emas, ya'ni biz qolgan bo'lgandan keyin bitta mehmonxonada qolgan qaysi demak z'dan foydalanyapti bu yerda aniq artikldan. Keyingisi we use the when it's clear with things or person we mean. For example, in a room we talk about the light, the floor, the ceiling, the door, the carpet. Demak biz the aniq artikldan bizga aniq bo'lgan narsalar haqida gapirsak, qaysiki ko'rinib turgan yagona bitta bo'lgan narsalar haqida yoki inson haqida gapirsak, o'sha payti biz to'g'ridan to'g'ri the aniq artikldan foydalanamiz. Masalan, deyapti, biz xonaga kirib keldik va xonadagi narsalarni gapirmoqchi bo'lsak, the light, chiroq, the floor, pol yoki the ceiling, shift, the door, eshik yoki the carpet, gilam deb xonani ichidagi aniq ko'rinib turgan narsani the aniq artikl bilan beryapmiz. Qandaydir eshik yoki qandaydir gilam deya olmaymiz, chunki biz uni ko'rib turibmiz. Bitta xonani ichida ko'rinib turgan narsalarni biz aniq bo'lib turgan narsani the bilan beramiz, the aniq artikl bilan. Keyingisi can you turn off the light please? Demak bu paytda xonada bittagina chiroq bo'ladigan bo'lsa, sen chiroqni o'chirib yuborolmaysanmi iltimos deyapti. Demak bu yerda ikkita chiroq yo'q, faqatgina bitta chiroq bo'lgani uchun z aniq o'zi ko'rinib turgani uchun z bilan beryapti. Yoki I took a taxi to the station. Men taksida stadionga bordim. Qaysi stadionga? O'zi shaharda bitta stadion bo'lishi mumkin, o'sha stadionga z stadion. Xo'sh, keyingisi yoki in a shop I'd like to speak manager please. Men menajer bilan xohlashni istayman deyapti. Qaysi menajer bilan? Do'konda bitta menajer bo'ladi, o'shaning uchun ham bu yerda the manager bo'lyapti. We also say go to the bank, go to the post office. Demak biz go to bilan barmoq fe'lidan keyin biz the bank yoki the post office deb ishlatar ekanmiz, qaysiki aniq bo'lgan. Ya'ni I have to go to the bank and then I'm going to the post office. Men nimaga borishga majburman? Bankka va undan keyin post office'ga, yani pochtaxonaga o'taman deyapti. The speaker is usually think of specific bank and post office. Demak, speaker o'ylayapti deyapti, maxsus qaysi bankligi aniq va qaysi pochtaxonaga borishligi ham aniq. Mana shu paytda biz qandaydir A bank yoki A post office deb ayta olmaymiz. Aniq aytishimiz kerak Z bilan. Yoki go to the doctor, go to the dentist. Yoki biz shifokorga, shifokorga yoki tish shifokoriga deb aniq z bilan berishimiz kerak. Claire isn't well. She's gone to the doctor. Demak, Claire uncha yaxshi emas edi, o'shaning uchun ham doktorga ketdi. Qaysi doktorga? Aniq doktorga yoki I don't like going to the dentist. Men tish shifokoriga borishni yomon ko'raman. O'zi aytyapti, tish shifokori bo'lgandan keyin qaysidir tish shifokori emas, aniq tish shifokori z. Compare qilar ekanmiz. I have to go the bank today. Men bankka borishim kerak. Ya'ni bitta bank bo'lishi mumkin shaharda yoki o'zi doimiy tarzda boradigan o'sha bankka yoki is there a bank near here? Xo'sh, bu yerda qandaydir bank bormi deyapti. Yaqin orada
Yani kandaydır. Kaysi bank bo'lsa ham farqi yo'q. Xullas yaqin bank bo'lsa bo'ldi. A bank, agar the bank bo'lsa aniq uyni yonidagi bank yoki doimiy tarzda boradigan bank. Yoki I don't like going to the dentist. Men tish shifokoriga borishni yomon ko'raman. Ya'ni aniq qanday nima ekanligi, aniq tish shifokorligi. My sister is a dentist. Mening singlim tish shifokori. Bu yerda noaniqlik ishlatilishiga sabab kasb nomlari oldidan, ya'ni tish shifokori kasb nomlari oldidan biz hamisha noaniqlik ishlatamiz. Keyingisi, ba'zi bir birikmalar mavjud. Once a week, once in a month. Xuddi shunday oyda bir marta, three times a day, kuniga 3 marta, 1.50 euro a kilo. Demak, a kilo yoki mana shunday birikmalar bilan biz hamisha o'zi buni biz o'zimiz mustaqil ravishda qo'ya olmaymiz. Once a week deganda biz qotib qolgan birikmalar hisoblanadi. O'zi bilan doimiy tarzda ishlatilishi kerak bo'lgan yoki a kilo, the kilo deya olmaymiz. A kilo bu oldindan shunday qonun qabul nima oldindan ishlatilgan shu e bilan va shunday hozirgacha shunday ishlatilib kelyapti. Ya'ni turg'un birikmalar deyiladimi yoki qoidaga tushmaydigan qotib qolgan birikmalar bularni yodlash kerak faqatgina. Demak, I go to the cinema about once a month. Men kinoga boraman taxminan oyda bir marta. Demak, bu yerda once a month deganda z bilan bera olmaymiz chunki bu once a month degani yoki once a week, once a year degani birikma hisoblanadi. Demak, bu birikmalarni Telegram kanalga tashlab qo'yaman. Uncha ko'p emas, o'shalarni yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yog'ida yuqori sifatlar berilgan, tushunmagan joylaringizni bemalol so'rashingiz mumkin. E'tiboringiz